Evet arkadaşlar, oyun odası 4 oy, giyinme odası 3 oy aldı. Yani oyun odası liderliğini sürdürüyor. Sonuçlara çok az kaldı. Burada sadece 3 oy var. Bu 3 oy Simay'ın ve Avuç'un kaderini belirleyecek. Babacığım öyle kader mader abartmasak. Evet babacığım, yani altı üstü çocukların boş odası, oyun odası mı olsun, giyinme odası mı olsun, ona karar vermeye çalışıyoruz. Ben çok heyecanlandım ama. Güzel, zerosun da ondan. Emine'cim hadi 8. oyu da açalım, görelim. Evet, ve 8. oy, söylüyorum. Ya Emine söyle şunu da, hadi boğaldım. Niye? Senin kalbin heyecana alışık. Evet, 8. oy söylüyor. Giyinme odası. Evet arkadaşlar, giyinme odası 4, oyun odası 4. Beraberlik sağlandı. Ve şu anda kovasonun içinde, o kutunun içinde yani ipi topu 2 oy kaldı. İşte bu 2 oy şu anda sonucu belirleyecek. Ya o benim lafım ya. Kemal abi izin ver, iki de biz konuşalım ben de. Hep sen konuşuyorsun ama ya, olmaz ki böyle abi. Zero bak, biraz sonra elimden bir kaza çıkacak ha. Niye öyle diyorsunuz abi ya? Allah Allah. Yani kayınpederine diyemiyorsun, bana mı diyorsun yani? Emine hadi aç şu son 2 oyu. Tamam açıyorum. Ve açtım. Giyinme odası. Evet, giyinme odası 5-4 öne geçti. Son oyda giyinme odası çıkarsa Simay kazanacak. Ama oyun odası çıkarsa ne olacak? Eşitlik. Eşitlik olduğu zaman ne olacak? Tekrar oynamaya gideceğiz. Bu zeka seni korkutmuyor değil mi? Ne alakası var Kemal abi? Öyle olacak zaten. Ama durumu anlatıyorum yani. Can orada Kemal abi oyu almış. Tamam, tamam. Hadi Emine. Oylar sayılırken nasıl kavga edilir diye çok merak ettiydim. Bugün öğrenmiş oldum. Hayatın her alanında kavgadan, gürültüden, fitneden, fesattan besleniyorsun. Evet. Yemin ederim seni kimsini görmedim. Bilirim gözümde de başka kimseyi görmez ama burası yeri değil Rıza. Sonra konuşalım. Ya Emine hadi. Evet arkadaşlar, giyinme odası mı kazanacak yoksa beraber mi olacak? Aç Emine. Son oy açıyorum. Evet. Giyinme odası. Evet arkadaşlar, giyinme odası 6, oyun odası 4. Evet böylece Simay sandıktan galip çıkmıştır. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ama rakibim Emre'yi de tebrik etmek isterim. O da güzel yarıştı. Değil mi Emre'cim? Ama ne oldu? Ya tamam anladık. Kazandın ha. Şey ben kazandım. Tamam tamam sen kazandın. Burada 5 kadın 5 erkek var. Muhtemelen kadınların hepsi giyinme odası dedi. Ben giyinme odası dedim. Ben de. E, aynen. Ne edecek benim kızım oyun odası neymiş? Ben de giyinme odası dedim. E, benim söylememe gerek yok herhalde. Baba. Biz erkeklerden fire verdik. Tamam. Ben senin yanındayım. Ben oyun odası yazdım. Ben de. E ben de. Gönül biz şey yapalım ya, başa çocuklar şey yapmasın diye diyorum ya. Zero. Ya Tuna abi of ama ya. Senin yüzünden kaybettim. Ama öyle değil mi yani? Bir evde yani giyinme odası olmazsa olmaz yani, öyle değil mi Gönül? Haklısın hayatım. Şarttır yani. Oğlum ben sana ne diyeyim ya? Sen erkekliğin yüz karasısın. Aa, bir dakika. Niye böyle bir şeye cinsiyetçi anlamlar yüklüyorsunuz? Hı. Ya Meltem Allah aşkına saçmalama ya. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var Haluk'cum? Yani illaki bu böyle kadın erkek ayrım olacak diye bir şey değil ki. Yani oyun odası isteyen, oyun oynamak isteyen kadınlar olabileceği gibi... giyinme odası tercih edecek erkekler de vardır. İllaki bunu böyle kadınlar bunu ister, erkekler bunu ister diye ayırmayın. Evet. Benim mesela bir sürü kız arkadaşım bilgisayar oyunu oynamayı çok seviyor. Yani aslında benim de bir sürü giyinme odası olan erkek arkadaşım var. Ama yani benim ihtiyacım yok diye. Bence siz en iyisi ne yapın biliyor musunuz? O odayı hem bir gardırop yapın. Ya bence çok doğru. Yani hem oraya yazdıklarınızı koymuş olursunuz. Böylelikle yazlık kışlık derdiniz kalmaz. Hem de bir taraftan bir televizyon ve ona uygun koltuk koyun. İsteyen orada oyun oynasın ya da film izlesin. Bir tane de böyle çekilince yatak olan koltuklar var ya, ondan alın. Gelen misafiriniz orada kalır. Çok mantıklı. Evet ya. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşündüm. Ben söyleyecektim ki siz söyledin. He kesinlikle sen de düşünmüşsündür. Neyse bu oylama bittiğine göre artık çay içebilir miyiz? Ya da rutinimizi bozup da
Başka bir şey içirmeyeceksen bize. Şöyle yapalım Emineciğim. Sen herkese çay getir ama Haloha bitki çayı. herkes normalde de çay içtiğine göre o zaman benim de normalde çay içmem gerekiyor. Hayır Haluk, sen rutinini bulacaksın. Sen bitki çayı içeceksin. Hadi, o zaman herkes bitki çayı içsin. Ada çayı mı istiyorsun? Yeşil çay. Ya hadi ya. Papatya. Haluk. Ha. Dişini sol elinle fırçala. Yürü ben sağ el kullanıyorum. Sol elimle nasıl kullanıyor ki? Ne? Ben her zaman sağ elimi kullanıyorum. Sol elimle niye kullanıyor ki? Yakala bana. Her yere köpürdüm. Gidip lütfen ağzını yıkar mısın? Bu ne hal? Bak üstüne filan da döküyorsun Haluk ya. Bir şey sorsun ben de sana cevap veriyorum. Ha, ağzında köpük var, konuşma. Sol elinle, sol elinle, sol elinle fırçala. Rutin bozulsun. Bu ne şimdi böyle? Rutin bozuyoruz. Şu ağzını yıkar mısın lütfen? Her tarafa köpük dökülüyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Sen hakikaten kafayı yedin. Hüküm sen diyorsan ki gecenin bu saatinde yatağın yerini değiştirelim. Bana uyar. Hadi tut ucundan o zaman yatağın yerini değiştirelim. Ben daha iyi bir fikrim var. Bekle. Allah'ım ya. Rutinimizi mi bozmak istiyorsun? Ya Haluk ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı düğüm tutarım.